2022 yılı fındık rekoltesi ile ilgili ilk tahmin geldi. İhracatçılar tarafından yapılan çiçek sayımına göre 2022 yılının ilk tahmini rekoltesi 790 bin ton olarak açıklandı. Hasat sezonuna 5 aydan az bir süre kala rekolte tartışmaları daha şimdiden başlarken Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, ihracatçıların 2022 rekoltesini 790 bin ton olarak açıklamasına sert tepki gösterdi. Bu daha önce de söyledik. Kendi ticaretler için doğru bir yöntem olabilir. Kendi ticaretlerini yönlendirmek için bir done olabilir. Ama biz bunun kamuoyuyla paylaşılmasına tepki gösteriyoruz. Bu rekolte açıklamasının gerçekçi olmadığını savunan Akça, piyasada bir algı oluşturarak fındık fiyatını düşürmek istiyorlar sözleriyle de ihracatçıları işaret etti. Bunların manipülasyon amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Bunların piyasayı yanıltmak amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Ve piyasada bir algı oluşturularak fındık fiyatlarının aşağıda kalmasını sağladıklarını düşünüyoruz. Geçen senede rekolte tahminlerinin 800 bin ton civarında açıklandığını anımsatan Başkan Akça, Temmuz ayından önce yapılacak olan rekolte tahminlerinin yanıltıcı olacağını söyledi. Çünkü geçen senede biliyorsunuz 800 bin ton civarında bir rekolte açıklaması yaptılar yine karanfil sayımıyla alakalı. Hatta Amerika'da INC'nin de buna benzer bir açıklaması oldu. Bunlara da tepki göstermiştik. Olmayacağını söylemiştik. Resmi rekoltenin Temmuz'un yarısından sonra Ağustos'un birine kadar yapılan çalışmalar sonucunda tahmin edileceğini ve bunun daha gerçekçi olacağını her zaman söylüyoruz. Çünkü orada artık her şey bitmiş oluyor. Artık bu tartışmalar yerine fındık için herkesin birlik olması gerektiğine vurgu yapan Akça'nın açıklamaları ise oldukça dikkat çekiciydi. Yani biz artık bu işleri bırakacağız, önümüze bakacağız ve ürünü nasıl değerli hale getiririz? Çünkü dünyanın hakikaten önemli bir sanayi ürünü elimizde. Yani tarım ürününden ziyade sanayi ürünü elimizde. Bunu nasıl daha çok değerli şekle getirebiliriz? Nasıl mamul madde haline getirebiliriz? Bunun mücadelesini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu işler bana göre artık boş işler.